BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sunar. Bugün kusura bakmayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sizin evinize misafir edeceğim. Yok durun, durun. Tepki göstermeyin hemen. Niye misafir edeceğim biliyor musunuz? Hani depremin ilk günlerinde şöyle bir ifadesi vardı. Sevgili halkım. He Kemal Bey. Bu asrın felaketi diyorlar. Yaygara yapıyorlar. Nasıl yani? Efendim işte bunu büyütüyorlar. Fahrettin Altun'da trolleri varmış. Onlara bu işi parayla yaptırıyorlarmış diyordu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında çıktı, konuştu ve büyük afet ifadesini kullandı arkadaşlar. Büyük afet. Ve ağlamaklı oldu. Az daha ağlayacaktı. Sesi titredi demiş bazı siteler. Nasıl titrediyse, kaç şiddetinde acaba? 7.4 mü, 7.6 mı? Asrın titreyişi mi acaba? Bir izleyelim mi? Hadi bir izleyin ya, boş verin. Şimdi getirme falan demeyin. Durun da izleyin hadi. 15 dakikalık bir konuşma yapacağım ve sonra da sessizce dağılacağız. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, büyük bir felaket yaşıyoruz. Haberi aldığımda önce hepiniz gibi dehşete düştüm. Sonra en iyisi hemen depremin olduğu bölgeye gitmek aklıma geldi. Aradım başkanlarımızı, kalkın gidiyoruz dedim. Gittik, Hatay'a vardık. Sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım, saygıdeğer vatandaşlarım, gördüklerim nasıl anlatılır, inanın bilmiyorum. Rüyada gibiydik. Gördüğümüz gerçek olamayacak kadar korkunç ve kabustu. Ne gökyüzü maviydi, ne de bulutlar vardı. Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu. İnsanlar isimleri haykırıyorlardı sokaklarda. Evlat isimleri, kardeş isimleri, anne isimleri, baba isimleri. Herkes biri birinin adını söylemeye çalışıyordu. Gece indiğinde tümüyle tükenmiştik. Nasıl anlatılır orada gece? Buz gibi bir soğuk ve gerçek bir zifiri karanlık. Yatacak yer arıyoruz kendimize. Neyse bir yere yerleştik. Dinlenmeye çekildim ama dinlenmek mümkün değil. Uyumak mümkün değil. Gözlerimi kapatıyorum. O çocuklar, o isimler gitmiyor aklımdan. Halkımızın acısını düşünüyorum. Torunlarımı düşünüyorum. Duygularım karma karışıktı. Düşündüm. Bu ülkede her şeyi bölüştüler, acılar hariç. Acıları hiç kimse bölüşmeyecek mi bu ülkede diye sordum kendi kendime ve vicdanıma sordum. Yarın torunlarım büyüyecek. Allah ömür verirse soracaklar bana. Dede en zor zamanlarda sen neredeydin? Ne yapıyordun? Ne diyeceğim onlara? Düşünmeye başladım. İşte o zaman, o an içimde bir şey koptu. Anladım ki ben artık eski ben olamayacağım. O an itibariyle ben aynı Kemal değildim. Kalktım. Basın müşavirim Ömer'i aramaya koyuldum. Telefon hatları çekmiyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Ömer gece kapının önünde araçta yatacağını, araçta olacağını söylemişti. Araca gittim, o da zaten uyumuyordu. Herkes de aynı travma. Haydi Ömer, halkımıza seslenmemiz lazım dedim. En zor zamanda nerede duracağımızı söylemem lazım. Gelecekte torunlarımın soracağı sorulara bu gece benim yanıt vermem lazım dedim. Erdoğan ile siyaset üstü, hizalanmayı reddediyorum dedim. Ne kendisiyle, ne sarayıyla, ne de çeteleriyle hizalanacağım.
Ne siyaset üstüne, ne siyaset altına, ne ölümüne, ne dirimine, ne de milleti, ne de milleti için var olmayan bir devlet yapısı ile hizalanacağım. Milleti için, evlatları için var olmayan bir yapıyı yüceltmeyeceğim. Ben Kemal değilim. Duygulandıran bir konuşma, etkileyici bir konuşma ama yani hani laf doğru olabilir de kimin söylediğine bakarız. Bünyamin Urhan da diyor Pervin Buldan mı yazmış bu metni? Şakacı ya. Yani 3 gün önce asrın felaketi değil, uyuyamadım diyor vesaire diyor. Yorumu size bırakıyorum. Ben bir şey demeyeyim. BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sundu.